7500 TL alan SSK, Bağkurlu'nun en düşük maaşı netleşiyor. Emekliye %50 artı 2000 TL seyyanen zam çıktı. 10 puanlık refah payı dâhil. SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşlarında artış yapılması konusunda çalışmalar başlatıldı. AK Parti'nin yakın gelecekte bu konuda bir yasa teklifi sunması beklenmektedir. Ocak ayındaki zamları merakla bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışıyla ilgili çabalar sürmektedir. Daha önce seçimler öncesinde 5500 TL olan taban maaş 7500 TL'ye yükseltilmişti ve şimdi taban maaşın yeniden artırılması gündemde yer alıyor. AK Parti içinde emeklilerin maaşlarını artıran yeni yasa değişikliği için hazırlıklar devam ediyor. Emeklilerin zamlı maaşlarını alabilmeleri için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekliliği nedeniyle AK Parti'nin önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artırmayı amaçlayan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Kulislerde ise 7500 lira olan taban emekli maaşının 10000 liraya çıkartılacağına dair spekülasyonlar konuşuluyor. İşte detayları. Refah payı ile artış. Emeklilerin ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi %65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise %38 civarında çıkıyor. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını oluştururken memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamına geliyor. Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranının %40 ila %50 arasında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise %15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. %38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise %49'u buluyor. Kök maaş gündemde, öte yandan taban maaşın altında aylık alan emekliler için de bir kademeli artış gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere refah payı ile birlikte %25 artış yapılmıştı. Ancak birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için %25 artışa rağmen 7500 TL almaya devam etmişlerdi. Bu yüzden özellikle düşük kök maaşlar için bir kademeli artış öngörülmüştü. Bu gerçekleştiği takdirde en düşük maaştan başlamak üzere bir kademeli artış söz konusu olabilecek. Bütün bu artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oranın ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.